Evet değerli arkadaşlar, bugün balık ekibiyle toplandık. Gökhan kardeşim, Ramazan abi, Yakup kardeşim ve ben Deniz. Yarın balığa gitmeyi planlıyoruz. Bugün ön hazırlık yaptık. Yapalım. Şimdi Yakup kardeşim bize çelik halat yapımını tarif edecek. Tamam. Genelde turna balığında satın aldığımız çelik halatların sağlıklı olmaması nedeniyle, dandik olması nedeniyle turna balıklarını kaçırdığımız oluyor. Çünkü kopuyorlar. Ya da belli bir süre kullandıktan sonra spiral şeklini alıyorlar. Yani kıvrılıyorlar arkadaşlar. O sebeple en sağlıklısı bunu kendimiz yapmamız. Yakup kardeşim, şimdi anlat bakalım. Şu anda bir çelik halat yapacağız arkadaşlar. Evet, şöyle bir çelik halat 80'lik çelik halatımız var. 80'lik, evet. Biz inceleri arkadaşın, Tevfik arkadaşımızın dediği gibi inceler kıvrıldığından dolayı biraz kalın düşünüyoruz. Kullandığımız malzemeler, yüksüğümüz var. Bazı evet. Arkadaşlar buna kısırlık açta diyor. Biz genelde yüksük diyoruz. Yüksüğümüzü... Şunlar da söyle. Bunlar da fır döndü. Fır döndüyle klips mi? Klips. Klipsi fır döndü. Evet, bunları başla kardeşim. İlk önce yüksüğümüzü çelik halatımıza geçiriyoruz. Sonra fır döndüğümüzü alıyoruz. Böyle ufak bir fır döndüden geçirdikten sonra çeliği kıvırdın. Biz burayı çok fazla bırakmıyoruz. Takılma olmasın diye. Evet. Bunu geri şuradan şöyle yukarıya doğru aldığımızda biraz daha alıyoruz. Fazla boşluk vermemek amacıyla bu şekilde ayarlıyoruz. Evet, şu ondan anda... sonra keski pensemizi alıyoruz. 3 tane buraya iz atıyoruz. Bu olmadığı zaman genelde pırtma yapıyor. Sıyrılıyor geri yani. Sıyrılıyor. Tamam. Tabii karga burnumuzda ondan sonra bunu iyice sıkıyoruz. Bunun kopma şansı şu anda 0. Evet, öbür tarafı da yap. Aynı şekilde öbür tarafa geçiyoruz. Yine yüksüğümüzü takıyoruz çelik halatımıza. Fır döndüğümüzü alıyoruz. Fır döndüğümüz bu sefer buraya çelik bağlayacağımız için bu şekilde. Yine aynı şekilde bunu yüksüğümüzün ucundan geçiriyoruz. Yine fazla çıkartmıyoruz. Bu tarafa mantar, sahte her şeyi mantar takıyoruz. Veya evet. Sahte ip, ne kullanıyorsanız artık. Biz genellikle çelik, aç çek ve mantar da kullanıyoruz. Evet. Yine burayı daralttık. 3-4 tane yine tekrar iz atıyoruz. İz atmadığımız zaman genelde pırtma oluyor, sıyrılıyor. Burada yan keskinin de çok keskin olmaması lazım değil mi? Tabii, yoksa çok keser. Aşırı sıkarsak keseriz. Karga burnumuzda da iyice sıkıyoruz. Çeliğimiz hazır. Şu anda denemesini de yapalım. Evet arkadaşlar. Durum evet. Çelik telimiz hazır. Gelsin turnalar diyorum arkadaşlar. Yakup kardeşim, teşekkür ederim güzel anlatımın için. Evet değerli arkadaşlar, az önce turna balığı için çelik halat yapımını göstermiştik. Şimdi Yakup kardeşim bize turna balığında yine kullandığımız bir aparatı gösterecek. Canlı mantarlı yem aparatı. Mantarlı canlı yem aparatı yapımını gösterecek arkadaşlar. Yakup, malzemeleri bir sayalım mı öncelikle? Arkadaşlar, üçlü çapamız. Evet. Biz her zaman gittiğimiz için toplu alıyoruz. Elimizde devamlı bulunuyor. Stoperimiz. Evet. Bu da kendimiz yaptığımız bir stoper. Kurşunumuz. Evet. Kurşunun bir ağırlığı var mı? Ya da neye göre bunu belirleyeceğiz? Biz genelde ırmak avlarına gittiğimiz için kalın ağır kurşun akarsuda akıp gitmemesi olur. İçin evet biraz ağır bir kurşun. Ağır kurşun kullanıyoruz. Bir 75 gramlık falan bir mantar kullanıyoruz. Bu da özel seçim çünkü sarı kırmızılı. Evet, reklamını da yapalım. Leva mantar diye. Burayı kırpacağım arkadaşlar. Fenerli arkadaşlar ayıp olmasın. Bu da 2 dakika önce yaptığımız. Evet, az önce yaptığımız çelik halatımız. Çelik halatımız, malzemelerimiz bunlar. Evet, başlayalım kardeşim. Stoperimi takıyorum.
45'lik bir misine kullanıyorum. 10 senedir kullandığımız bir misine. Bütün makinelerimizde bu var. Bir boy belirleyecek misin misine için? Onu bağladıktan sonra tamam. Kendiliğinden ayarlayacağız. Şimdi stoperimizi taktık. Evet. Kendi yaptığımız stoper bu. Her şeye para vermiyoruz genelde. Mantarımızı takıyoruz. Mantarın hareketli olması için ortadaki şeyden geçiriyorsun değil mi? Hocam. Bazıları şuradan geçirenler de oluyor. Bunu biz stoper sabit için, kullanmak için. Stoper evet. Stoper kullandığımız için gerek yok. Onu şimdi en sonunda bitmiş halinde göstereceğim. Tamam. Kurşunumuzu takıyoruz. Bunu bazı arkadaşlar seyyar takıyor. Bazıları sabit takıyor. Biz genelde seyyar takıyoruz. Tamam, onu da gönderdim. Kurşunumuzu da taktık. Şimdi çelik halatımızı bağlıyoruz. Bazı arkadaşların bağladığı sistemler, bazılarınki farklı. Herkes farklı farklı sistem kullanıyor. Ben 10 yaşından beri babamdan öğrendiğim sistem bu şekilde. Misineyi ortadan ikiye katlıyorum. Evet. Fırdönlüğümüzün içinden geçiriyorum. İki tarafını çıkarttıktan sonra boşta olan kısa tarafını şu şekilde, bu herkesin isteğine kalmış. Ben 6-7 kere sarıyorum. Zor bir bağlama şekli ama standart bağlama tabii şekline göre biraz zor. Devamlı bağladığım evet, için. Evet, sonradan içinden geçirdik arkadaşlar. İçinden geçiriyorum. Ve sıkıyoruz. İki taraflı sıkıyorum. Şu anda gevşek oldu bakın arkadaşlar. Çünkü sağda uzunu çektim, kısayı sıkıştırmadım. Evet, onu sıkıştırdım. Kısayı da sıktık mı? Şöyle bir göstereyim sana onu. Şu anda ürünümüz hazır. Ben bu şekilde sarıyorum. Evet, bayağı sağlam gözüküyor. Keskimizi de alıyorum. Buradan kesiyorum. Şu anda evet. Atıyorum. Gideceğim. Derinliğe göre ölçüyü belirleyeceğiz atıyorum. Değil mi? Şu anda aparatımız hazır. Sadece şuraya kancayı takacağız. Oraya kancayı da takacağız. Şöyle. O en sona. Şu anda şamandıramız hazır. Hareket ediyor arkadaşlar. Şu anda sabitledim. Yukarıya aşağıya. Şu anda stoperini açtığım zaman olay budur. Şimdi bunu biraz onu uzun yapmak faydalı değil mi? 1,5 metre civarı. 1,5 metre civarı. Su ve meranın önemi burada çok önemli. Onu şununla ayarlarsın. Doğru mu? Tabii. Yosunlu bir alana gittiğimiz zaman kısa bir şekilde bu şekilde yeter. Ama baraja, göllere, turnaya gittiğimiz zaman derinlik çok olacağı için bu şekilde boy verebiliyoruz. Evet, stoperi hareket yani, ettirebileceğiz metre, arkadaşlar. Ben standart bir genel uzunluğu ne kadar olacak? Ben genelde 1 metre, 1,5 metre falan boy veriyorum. 1,5 metre, anladım. Ondan sonra burayı kesiyorum. Tamam, orayı da göster. Ama imkanınız varsa bunu makinenin üstündeki kullandığınız misineye yaparsanız daha avantajlı olur. Tabii, ben, ek düğüm atmamış oluruz öyle mi? Arkaya bir tane daha fırdönlüğü takıyorum. Evet. Aynı yine tabi babamdan gördüğüm sistemi yapıyorum. Bu şekilde ortadan ikiye katladım. Evet. Misineyi geçiriyorum. Bu şekilde. İplerin etrafından şu ucu şekilde. Kesik olanı döndürüyorsun. Kısa olanı evet. Döndürüyorum. Bu kişinin sayısına bağlı. Ben 6, 7, 8, 5... Buradan geri tekrar kısa olanı alıp evet. Diğerinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde bağladıktan sonra kısa olanı kesiyorum. Şu anda aparatımız evet, takımımız hazır arkadaşlar. Hazır arkadaşlar. Tabii. Stoperimiz olduğundan dolayı suyun derinliğini kendimiz belirleyebiliyoruz. Evet, teşekkür ettik kardeşim. Eline sağlık. Burayı da tabi onu da bir göster. Elimizde iğneyi genelde araçla taşıdığımız için kalabalık gidiyoruz. Olta malzemesi çok. Bunu buradan takıyorum. Tabi bak arkadaşlar şurada bir ayrıntı var. Stoperin olduğu iğneyi taktığımız yerde bunu klipsin orasını sıkmamız lazım ki büyük balık çıkarmaz. Büyük balık açmaz. Tamam. Daha sonra bunu da buraya canlı yemimizi takıyoruz değil mi? Canlı yemimizi takıp atıyoruz. Tabii.
Bizim malzeme çok. Arabamızda yerimiz yok. Tekrardan bunu hafiften açıyorum. Çelik üçlü iğnemi alıp aparatımızı kaldırıyoruz. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Eline herkese sağ... rastgele. Rastgele arkadaşlar. Trafele avlar olsun. İnşallah. Bize denk geliyor, size de gelir mi bilmiyorum. Herkese rastgele. Rastgele.